Merhabalar değerli takipçiler, Mevden Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Samsung 6 programlı bulaşık makinesinin özelliklerinden bahsedeceğim. Nasıl çalıştırılıyor, nasıl kullanılıyor, ne gibi alternatifleri var, bununla ilgili bilgi vereceğim arkadaşlar. Öncelikle makinemizin içini göstermek istiyorum. Şu şekilde makinemizin içi. Bu alt kısmını arkadaşlar, tencerelerimizi, tavalarımızı, tabaklarımızı yerleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi alt bölümde kaşıklık kullanmamışlar arkadaşlar. Kaşıklık yok. Bu açıdan da gayet estetik bir çalışma yapmışlar. Hem bu anlamda hem de yer tasarrufu anlamında harika bir çalışma olmuş arkadaşlar. Ben çok beğendim. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Makineyi ilk aldığınızda, makinenizi kullanmaya başlamadan önce kesinlikle şu bölümde tuz koyma bölümümüz var. Bunu açıyorsunuz. Şöyle sağa çevirerek içerisine aparatıyla birlikte makine tuzu ekliyorsunuz. Hemen üste geçelim. Dediğim gibi şu temizleme işleminde arkadaşlar haftada bir kez bu filtrelerini temizliyorsunuz. Şimdi üst rafa geçelim. Evet arkadaşlar, üst rafta gerçekten güzel olmuş. Bu bölgeye bardaklarınızı yerleştiriyorsunuz. Buraya tatlı tabaklarınızı yerleştiriyorsunuz. Bu tarafa çay bardaklarınız olabilir ya da su bardaklarınız olabilir. Ya da çay bardaklarınızı bu bölüme yerleştirip şu şekilde üstünü kapatıyorsunuz arkadaşlar. Bu asansörlü sistemde arkadaşlar, isterseniz biraz aşağı alabiliyorsunuz, tekrar yukarı alabiliyorsunuz. Herhangi bir tabak koyduğunuzda içine daha rahat yer kaplaması için bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi gelelim en önemli noktaya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar Samsung 6 programlı bulaşık makinesinin kaşıklık bölümünü en üst rafa yapmışlar. Buraya kaşıklarımızı diziyoruz. Daha rahat bir şekilde yıkanmasını sağlıyor. Bir de yerden tasarruf ediyor arkadaşlar. Gerçekten tertemiz kaşıklarınızı yıkıyor. Dediğim gibi kullanım açısından gayet kullanışlı. Bir de arkadaşlar, makinenizde bulaşıklarını iyi yıkandığını anlamak istiyorsanız kesinlikle sudan geçirmiyorsunuz. Bir peçete yardımı ile bulaşığınızın yemek artıklarını siliyorsunuz. O şekilde makinenize koyuyorsunuz. Samsung makinelerde bu şekilde arkadaşlar. Çünkü tableti kullanacağı zaman bulaşıklarda ne kadar kir varsa ona göre kullanıyormuş. Bulaşıklarınız temiz olduğu zaman, tabaklarınız temiz olduğu zaman makine neyi yıkayacak arkadaşlar? Hiçbir şeyi yıkamayacak. Bu sayede de makinenizin iyi yıkayıp yıkamadığını anlamayacaksınız. O yüzden kesinlikle makinenize bulaşıklarınızı peçete yardımıyla silerek koyabilirsiniz. Şu şekilde buraya tabletimizi koyuyoruz. Şöyle. Tablet gözümüz. Hemen kapatalım. Buraya da parlatıcı gözü var arkadaşlar burada. Parlatıcı gözüne beyaz sirke arkadaşlar. Çünkü %100 doğal olduğu için makinemize herhangi bir zarar vermiyor. Çok da para vermenize gerek yok makine parlatıcılarına. Beyaz sirke ile birlikte buraya ekleyebilir. Parlatıcı gözüne de koyabilirsiniz. Şöyle kapağını kapatayım. Şimdi gelelim makinemizin kullanım alanına. Evet arkadaşlar, makinemizi şekilde başlatıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda ekranımıza Eco programı geldi. 3 saat 15 dakika boyunca Eco programı ile yavaş yavaş bulaşıkları yıkıyor arkadaşlar. Suyu ne kadar alacağına kendi karar veriyor. Harcayacağı sıcaklık derecesini ve elektrikten ve sudan tasarruf ediyorsunuz bu şekilde. Ekonomi ayarı bu arkadaşlar. Buradan da şöyle programını ayarlıyoruz. Şimdi bir saatlik bir programda bulaşıklarınızı yıkayabilirsiniz diye burada program ayarlandı. Hemen diğer programa geçelim. Gördüğünüz gibi yukarıda bardak işareti çıktı şurada. Bu da sadece bardaklarınızı çok temiz bir şekilde çizmeden pırıl pırıl yıkama anlamı arkadaşlar. 2 saat 10 dakika boyunca bardaklarınızı yıkıyor. Hemen bu da 15 dakika arkadaşlar. Şurada gördüğünüz fiskiye işareti var. Bu fiskiye işareti de sadece 15 dakikada deterjansız bir şekilde bulaşıklarınızın tozunu alma programı. Yani biliyorsunuz ki yılda bir kere olsun terek dolaplarımızı döküyoruz. Buradaki tozlu bardaklarınız, vitrinlerin içinde olan o tozlu bardaklarınız, kristal bardaklarınız
ya da tabaklarınızı sadece tozunu akıtıyor arkadaşlar. 15 dakikalık programda bu işlemi yapabilirsiniz. Deterjan eklemiyoruz. Bu da arkadaşlar gördüğünüz gibi tencere işareti. Yani 2,5 saat boyunca tencerelerinizi, yağlı tencerelerinizi yıkacak arkadaşlar. Tabii ki bu işlemi yaparken burada bu şu işaretimiz var. TBS diye. TBS. Buna basıyoruz arkadaşlar. Bu ekrana çıktığı zaman bu bulaşık tabletinin daha iyi çözülmesine, bu sayede de tencerelerinin daha iyi temizlenmesine yardımcı oluyor. Çünkü bazen marketlerden aldığınız bulaşık tabletleri bayat olabiliyor. Bazen suyu görse de çözülmeyebiliyor. Ama bu şekilde ısının derecesi biraz daha arttığı için bulaşık tableti daha kolay çözülüyor. Bu sayede tencerelerimizi daha iyi temizliyor. Bundan basıp tekrar çıkabilirsiniz. Şimdi diğer programımıza geçelim. Bu da oto yıkama arkadaşlar. Bunun anlamı ne diye soracak olursanız, siz hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece bardaklarınızı, tabaklarınızı, tencerelerinizi yerleştiriyorsunuz. Oto ayarına getiriyorsunuz. 2 saat 30 dakika boyunca kendi dilediği gibi kendi ayarlıyor arkadaşlar. Ekonomiyi, yıkamayı, her şeyi, bütün programları kendi ayarlayarak bulaşıklarınızı oto yıkamada yıkıyor. Şimdi tekrar eko yıkamaya geldik. Burada arkadaşlar gördüğünüz gibi biberon işareti var. Bu biberon işaretine tıklıyoruz. Bu arkadaşlar evinizde bebek olabilir. Biberonlarını yıkamanız gerekebilir. Bu sayede bu biberon işaretine bastığınız zaman evinizde herhangi bir hastalıklı bir kişi varsa, astım olabilir, grip olabilir, tabaklardan, kaşıklardan biberonunuza herhangi bir mikrop geçmemesi için biberon işaretine tıklıyorsunuz. Biberona ayrı bir sıcaklık vererek mikroplardan, bulaşıkların ona vereceği mikropları arındırıyor. Bu sayede biberonu daha iyi temizliyor arkadaşlar. Dediğim gibi bu işarete basmanız gerekiyor eğer çocuğunuzun biberonunu yıkamak istiyorsanız. Şimdi gelelim arkadaşlar diğer programa. Şu altta 1-2 diye programı var. Buna tıklıyoruz. Bu arkadaşlar bu programı açtığınızda hangi rafta bulaşık varsa 1 ya da 2. Diyelim üst rafınızda sadece bulaşık var. Alt rafınızda yok. O zaman sadece üstteki bulaşıkları yıkıyor arkadaşlar. Alttaki rafa su vermiyor. Bu sayede de ekonomiye katkı sağlıyor. Ya da alt rafınızda su var, bulaşık var. Sadece alt rafınıza su veriyor. Bu programda o işe yarıyor arkadaşlar. Bu programdan da şimdi çıkalım. Diğer konu ise arkadaşlar burada kilit programı var. Gördüğünüz gibi 3 saniye basılı tutuyorsunuz bu şekilde. Bu kilit programı arkadaşlar makineye çalıştırdığımız zaman aktif hale geliyor. Kilit programının sebebi arkadaşlar evinize misafir çocukları gelebilir ya da kendi çocuğunuz olabilir. Bu kilit programını makineyi başlattığınız zaman eğer açarsanız çocuklarınız geldiği zaman makinenize dokunup herhangi bir program değişikliği yapamaz, elleyemez. O yüzden kilit programını açık bırakabilirsiniz. Kilit programını da iptal etmek istiyorsanız 3 saniye basılı tutuyorsunuz. Daha sonra iptal oluyor arkadaşlar. Şimdi diğer konuya gelelim. Şurada bir saat işaretimiz var. Bu arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi 1 saat 4 dakika sonraya ayarlanıyor. Ya da 2 saat sonraya ayarlıyorsunuz. Bunun anlamı bulaşıklarınızı dolduruyorsunuz arkadaşlar makinenize. Ne zaman başlamasını istiyorsanız bu saat 24 saate kadar bu şekilde gidiyor. Daha sonra makinenin başlat tuşuna basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bu şekilde bekliyor arkadaşlar. 6 saat sonra otomatikmen kendi başlıyor ve makineyi yıkamaya geçiyor arkadaşlar. Şimdi 3 saniye basılı tutup makinemizi kapatacağız. Gördüğünüz gibi şimdi bu şekilde geri sayarak makineyi kapatacak. Bu işlemi de bu şekilde iptal edebilirsiniz. Yine aynı şekilde makinenizde program değişikliği yaptığınızda, herhangi bir program hatası yaptığınızda bu şekilde 3 saniye basarak buraya programı iptal edebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu kadar. Şimdi günlük yıkamayı anlatacağım. Hemen bu iptal olsun. Evet, inşallah size faydalı olabilmişizdir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Samsung makinemizi bu şekilde kullanabilirsiniz. Gerçekten kullanışlı bir makine. Şu anda geri geri sayıyor. 17 saniyesi kaldı. Dediğim gibi bu şekilde burası başlatma düğmesi. Programı buradan ayarlıyoruz. Alt raf, üst raf buradan ayarlıyoruz. Çocuk kilidini buradan açıyoruz. Tabletimizi buradan ayarlıyoruz.
gecikmeli ilerlemeli saatimizi de buradan ayarlıyoruz. Şimdi bir saatlik programı ayarlı arkadaşlar. Örneğin bulaşıklarınız olduğu zaman içine doldurun bulaşıklarınızı. Daha sonra başlatma düğmesine basın. Makineniz bir saatte bulaşıklarınızı yıkayacaktır, iki rafta olanı. Günlük kullanım bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Fazla yağ olduğu zaman değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi kapatma düğmesinden ekranımızı kapatıyoruz. O zaten bittiği zaman otomatikman ekran kendi kapanacaktır arkadaşlar. Günlük bu kadar arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olur, bizi desteklerseniz sevinirim. Diğer videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.